Nasıl geçiyor set? Set çok iyi vallahi ya. O kadar iyi ki. Yılbaşı yaklaşıyor. Bir yandan da hemen hızlıca soralım. Tamam, sahne evet. Neredesiniz? Bu yılbaşında madem mesafeli olsun şöyle doğru düzgün konuşayım. Evet. Herkese ulaştırdım. Yılbaşında Sapanca'da bir yer geldik. Süper. Oteli biz keseriz. Tamam. Sapanca'dasınız. Sapanca'dayız. Ondan sonra ayrıca Fox'tayız. Bir de orada var. Yani evet. Şimdi başka kanal nasıl olacak bilmiyorum şimdi. Nasıl yayınlayacaksınız? Biz yayınlayacağımız kısımları alırız işte. Girdiniz mi? Tamam ben yakalandım çocuklara. Kimle kuruyorum geliyorum. Hadi bakalım. Sahne demişken bu arada Gülşen'le de bayağı bir benzetildi. Belki bakmışsınızdır haberlere böyle pozlarınız işte. Evet, CNN Türk yazmış Şevval Hanım. Kim yazmış? CNN Türk. Sahne kıyafet, sahne duruşu Gülşen'e benzetildi dedi. Malum onun da kıyafetleri sahnedeki şıklığı çok konuşuluyor evet, bu ara. Öyle herhalde tabii. Değiliyor musunuz Gülşen? Herkes güzel gösteriyor sahneyi. Kesinlikle. Bununla ilgili eleştiriler oluyor. İşte kimisi diyor ki sahnede şarkılardan çok kıyafet ön planda tarzında. Siz neler söylersiniz? Yani ben hiç bu şeyleri duymuyorum. Çünkü hani ben zaten sahnemde repertuarıma yani repertuarımı çok sevdiğim şarkılardan oluşturdum. Yani bizim sahnemiz o kadar eğlenceli ki ben yani ayakkabılarım parçalanıyor bazen. Hani tadını çıkaracağım, dans edeceğim diye. Ya son bir Bostancı gösterim herkesi konseri oldu. Yani bu da damağımda kaldı öyle söyleyeyim. Ben o kadar eğleniyorum ki tabii ki kıyafet kötü olsa o sahneden rol çalar. Fazla olsa yine rol çalar. Dengeyi tutmak lazım. Herkesin denge algısı farklı olabilir. Şimdi ben kimsenin aklını konuşamam. Sahne mi, oyunculuk mu daha çok sizi heyecanlandırıyor? İkisi çok farklı. Yani ikisi çok farklı. İkisinin de hayatındaki karşılığı çok farklı. İkisini de bir arada götürebilen nadir isimlerden birisiniz bu arada. Çok şükür. Her iki alanda da inanılmaz başarılısınız. Bunu neye bağlıyorsunuz bu arada? Biraz kurtlu olabilir. Enerjim yüksek. Yani aslında çok şükür şeyi seviyorum. Hala ne bileyim 25 yaşındaki gibi bir neşem, enerjim... Yani işte hevesim, merakım var bu yaşımda. Çok mutluyum o açıdan. Tabii memleketin durumuna üzülüyoruz her türlü. Yani sadece kendimizden ibaret değil dünya. Ama işte bir şekilde biz de bir yerden tutunmaya çalışıyoruz. Yani bizim için de o kadar kolay bir dönem değil. Ama mesela biz de bu mutsuzluğun, bu sıkıntıların içerisinde müziğin iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Oyunculukta biraz kafa dağıtmalarını, o hikayeler biraz kafa dağıtmalarını sağlıyoruz. Yani bizim de aslında bir destek programı gibi bir şey yani bizim yaptığımız. Hani biraz insanlar o dünya dertlerinden ne şarkı dinleyerek ya oyunculuk izleyerek, dizi izleyerek bazen uzaklaşıyorlar. Buna çok ihtiyacı var bu toplumun. İşin o ayağındayız işte. Şevval Hanım, siz zaten çok gereksiz para harcayan bir isim değilsiniz. Malum sektör, yani sektörü bu ekonomik kriz ne derecede vurdu ve sizin önlemleriniz ne oldu? Biraz bahsedebilir misiniz? Ben bazı kıyafetlerimi tekrar giyiyorum. Sponsorumuz var. Targetimizle çalışıyoruz. Onlar çok destek oluyorlar. Çok fazla alışveriş yapmıyorum ama ihtiyaçlarımız kadar yine her zaman o dengeyi tutturmak gerekiyor. Gereksiz rakamlara şey yapmıyoruz. Yani ikinci elde giyebiliyorum. Ben her zaman öyleydim zaten. Çünkü de bekletmeyeyim. Son olarak geçtiğimiz günde doğum günü kutlamıştınız 2-3 hafta önce. Bayağı bir yayın doğum günü falan sahneler aldı. Evet ya ben bu sene işte doğum günü kutlamak istemiyordum ama bırakmadılar. 100 kere falan kutladık ama sağ olsunlar. Yani sevinmek çok güzel bir şey. Şahane. Aldığınız en güzel hediye neydi Şevval Hanım? Maddi manevi. Vallahi ben gerçekten hani sevilmenin ve bunu insanların bana göstermesinin benden daha kıymetli. Yani bunun yerine hiçbir şey tutamaz. Bundan daha kıymetli. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.